AKP bitmeyen yargı paketlerinin bir yenisini daha ekledi. Önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu'na sunulacak olan 6. yargı paketinde süresiz nafaka olarak adlandırılan yoksulluk nafakasının yeniden düzenlenmesi bekleniyor. İlgili düzenlemelerin basına yansıyan detaylarına göre 2 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 2 ile 5 yıl arasındaki evliliklerde 7-8 yıl, 5 ile 10 yıl arasındaki evliliklerde ise 12 nafaka verilmesi planlanıyormuş. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 2009'da açıklanan yargı reformu stratejisi belgesi kapsamında meclise sevk edilen ikinci yargı paketiyle süresiz ve nafaka icralık çocuk tartışmalarına son vereceğini söyledi. Aslında nafaka tartışmasının fitilini o gün başlattı. Bu sefer biz kamuoyunda nafaka hakkını tartışılır duruma geldik ve bir anda birden nafakadan mağdur olan insanlar, adamlar ortaya çıkmaya başladı. Oysa hukukta süresiz nafaka diye bir tartışma yok. Üstelik nafaka kadına verilecek diye bir madde de yok. Yani Medeni Kanunu'nun 175. gereğince nafaka boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek tarafa ödenir. Boşanma yüzünden yoksula düşecek taraf ister erkek olsun ister kadın olsun birine verilir. Ama maalesef ülkemizde yani bu evliliklerde en fazla suistimal edilen, istismar edilen, hakkı gasp edilen, çalışma hayatında alıkonulan kadınlar yoksul. Doğalında kadınlar da bu yoksulluk nafakasının da talepte bulunuyorlar. Ama hani böyle nafakanın ödendiğine de bakmayın. Bu nafaka da öyle ödenmiyor. Erkekler ödememek için bin bir dereden su getiriyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla kadınlar zaten bu nafaka yeniden evlendiklerinde ya da çalışma durumlarında kesiliyor. Öyle süresiz, sınırsız bir nafaka durumu da söz konusu değil. Yani kadınların nafakadan elde ettikleri cüzi bir miktar yaşamlarının ve sürdürmeleri konusunda zaten çok da destekleyici bir şey değil. Ama AKP buna bile gözünü koydu. Bunun peşine düşmüş durumda. Bakın yani nafaka ödeyen erkeklerin neredeyse %66'sı zaten bu nafakayı ödememiş. İstatistikler bize bunu gösteriyor. Yine şunu düşünmek gerekiyor. Eğer kadınlar nafaka hakkını talep ediyor ise burada eşitsiz bir politikanın olduğunda söz etmek mümkün. Yani biz nafakayı nasıl keseriz? Biz nasıl bu konuda kadından daha fazla mağdur ederiz demek yerine kadınlar neden bu kadar cüzi miktara ihtiyaç duyurur duruma getirdik? Bunun üzerine düşünüp, bunun üzerine politika üretmek, bunun üzerine tartışma yürütmek gerektiğini düşünüyoruz. Tabii kadınlar yaşamın her alanında bu hukuksuzluğa, bu kadın karşıtı, kadın düşmanı politikalara maruz kalıyorlar. İşte kadın mücadelesini yürütenler, bu konuda bedel ödeyenler, bunun değişmesi için alanda farkındalık yaratan bütün kadınlar hedef haline.